Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kempton Park, Birleşik Krallık tablo çalışmalarının bitti. Bunun kaydını birlikte yapalım yine. Handikaplı yarışlar var. Handikaplı yarışlar zordur her zaman için. Yani sürprizlere her zaman açıktır. Dikkat edin derim. Bütçenizi açmayın. Yeterli olur. Birinci koşusu 1200 kısa mesafe handikap. 3 nolu at. 64 kalite puanını verdi handikap yarışında. Kilo farkları fazla yok. Erkek at en şanslı safkan durumunda. Benim görebildiğim çizgi üstü diğer 1-7-5-2 önereceğim safkanlar bu gruptan birincinin çıkması gerekir görebildiğim kadarıyla. 6 ve 4 onların son yarışlarına pek iyi olmasa da 6'nın da kısmen de olsa erkek at olmasıyla grupta şanslı olabileceğini söyleyebilirim. Evet. 3-1-7-5-2 ve 6 önereceğim safkanlar. 3 yarış beklediğim safkan arkadaşlar. İkinci koşu handikap 1600 sentetikte koşuyorlar. Yani burayı bayağı bir taradım. Dişi safkanlar var. Erkek safkanlar durumları iyi değil. Koşacak olan dişi safkanlar gözüküyor. Mesafe orta mesafe olsa da. Kalite handikap puanlarına göre gittiğimde 3 yaşında dişi bir safkan çıkıyor sadece. Yani bu da yarışın çok zor olduğunu söyler arkadaşlar. Yani bu grup sürprize açık bir grup. Tek dişi safkan performans göstermiş durumda. Bir de 3 nolu safkan. O da dişi bakın. Performans gösteren safkan. Bunların dışına çok rahat çıkarlar. Bu atları geçebilirler diğer grup. O yüzden çok at bulundurmanızı hatta kapatmanızı öneririm. Ben bu zor koşuyu. Yani çok sürprize açık. Direkt at bulmakta zorlandığım bir yarış oldu. Geçiyorum. Üçüncü koşu handikap orta mesafe 1600 2 nolu safkan 62,5 kilosuna rağmen erkek safkan kalite handikap puanı 68'de grubun üzerinde kazanması normal sonuç olur. Bu kiloyu çok fazla kilo farkı yok yukarıdakilerle gördüğünüz gibi grubu geçmesi normal sonuç olur. Eğer koşmazsa buradası da çok karışır. 11-8-1-4 sıralamam gene böyle dişi safkanlar gene ön plandalar. 3 tane dişi var. 11-8-1-4 bu safkanın rakibi olurlar ki diğer atların da şansının olduğunu söyleyebilirim. Zor bir koşuda. 4. koşu şartlı mücadele. 5 nolu safkan handikap puanlarına baktığımda kalite handikap puanı son yarışıyla favorimizdir. 5 kazanmasını beklediğim safkan olur. Tek rakibi 3 nolu safkan. Bu da 71 kalite puanı verdi ki aşağı yukarı aynılar. 5'in rakibi, ciddi rakibi olacaksa 3 olacaktır. Diğerler handikapsız, totoları iyi değil. Bir şey de söylemek zor. Dişi safkanlar da var. O yüzden avantaj bu atın elin, bu iki atın elinde duruyor bu yarışta. Geçiyorum. 5. koşu. Handikap yine devam ediyor. Uzun mesafeli handikap. Burada da 3 yaşında kilosu çok uygun olan bir safkanımız var. Son 2 yarışını kazanan. Kilodan dolayı tekrar kazanma ihtimali çok yüksek 8 nolu safkan. Bu at bu yarıştan çıkmaz ise kazanır. Rakipleri dişi safkanlar çıktı. Kalite handikap puanı 59-61-62'yi verenlerin 3'ü de dişi. Mesafe uzun. Yani kazanması gerekir. Rakiplerinin dişi olmasından dolayı da. Tek olarak öneririm. Zor programda. Geçiyorum 6. koşu tekrar handikap gene uzun mesafe burada da 2 at önereceğim 1 nolu safkan 82 kalite puanıyla 60,5 2 tane at var kilosunu düşüren 1 de rakip vereceğim 1 ara vermiş aradan etkilenmezse şayet grupta şanslı durumda kazanır 1 rakibi 55,5 kilosuyla kilo avantajını elinde bulunduran 6 nolu safkan olur 1-6 Bunlar da koşmazsa artık 60 kilosuyla yarışlarını kazanan 72 kalite puanını veren 2 nolu safkan olur. Arkadaşlar böyle yani. 1 koşmazsa 6, o koşmazsa 2 şeklinde gider. Görebildiklerim bunlar. Bu handikap yarışlar dediğim gibi zorlar hep. Tekrar gene handikap uzun mesafeli bir yarış. Burada da 64 kilolu. Çok kilosu fazla ama handikap kalite puanı yüksek olan yarışları başarılı bir favori atımdır. 6 yaşında 6 nolu safkan var.
60 uygun kilosuyla start alıyor. Kalite handikapına bakmaksızın önereceğim diğer safkan. Diğer rakipleri dişi safkanlar. Kilo vermiş safkanlar. Bu fark yaratır. Bu erkek safkanlara avantaj sağlar görüşündeyim. Koşmazsa ne olur? 5, 7, 4, 8, 11, 12 tekrar bir şeyler görebildiğim, kalite handikapları yüksek olan, kiloları iyi olan diğer atlar ki şansları vardır her zaman için. Handikap koşan atların bir grupta, böyle bir grupta her atın şansı olur arkadaşlar. Biraz da şansa ihtiyacımız var buraları bulmak için. Bu kadar şartlı yarışlar gibi değildir bu yarışlar. Her an her şeyin olabildiği sonuçlar neticelenir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.